Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Define ve Tarihsel Odası sizler için var arkadaşlar. Sizlere yardım etmek için var. İşaretleri çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşımız bize işaret yollamış ve bir kayanın altında yine tıpkı tuzak yapılmış bir şekilde bizi bekliyor. Bu kayanın sağ tarafı, özellikle sağ tarafına baktığımızda arkadaşlar, işaretlerin net görüldüğü, ön tarafında da oyma işareti bir mezar olduğunu söylüyor. Fakat dediğimiz gibi tuzaklı bir yer, tuzaklı bir işaret, yani kaya tuzağı yapılmış. En ufak bir kımıldamada sizin üzerinize gelebilecek şekilde yapılmış arkadaşlar. Bu da bize burada bir mezarın, bir hazinenin olduğunu söylüyor. O şekilde yapılmış. Muhtemelen rütbece yüksek bir kişiye ait bir mezar olduğunu bize söylüyor. Tabi bu arada hep bunu söylemek istiyorum. Benim gözden kaçırdığım yerler varsa arkadaşlar, siz de yazın, forumda belirtin, şurada şu var diye arkadaşımıza yardımcı olalım. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane bize kare şekli yapılmış 5 tane oda olduğunu söyleyen işaret ve dediğimiz gibi girişin hemen üst tarafında yapılır bu tuzaklar. Çünkü içeriye girdiğinizde direkt müdahale olsun diye yapılan işaretlerdir. Murç izi vardır güzel bir şekilde. Bakın bir tane de burada. Şimdi alttaki kaya çok çok önemli. Çünkü zaten alttaki kayanın içinde olduğu için o da. O yüzden çok önemli. Büyük ihtimal, çok büyük ihtimal şu alt tarafta girişin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Biz de alt tarafta güzel bir çalışma yapacağız. Burada ben hep söylüyorum. Yanınızda alan tarama olsun arkadaşlar. Direkt o boşluk bulma burada net bir şekilde işleyecektir ve size yardımcı olacaktır. Kayanın hemen bitiminde, toprakla bitiminde girişin olduğunu düşünüyoruz zaten. Görüyoruz da, işaretlere bakarak da konuşuyoruz. Hemen şurada kesim işlemi yine yapılmış. Yani şu gördüğünüz yer doğal değil arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde alt tarafta girişin olduğunu söylüyor. Sadece o kayaya dikkat edilsin. O kaya düşmesi için yapılmış. Yani sizin üzerinize gelmesi için yapılmış bir işlemdir. Şu alt tarafta dediğimiz gibi girişin olduğunu düşünüyoruz. Zaten murç izleri de bu tarafı gösteriyor. Bunun dışında kanal yapılmış yine. Bu kanallar hep söyleriz. Odanın girişine suyun girmemesi için odaların yan tarafına bırakılan kanallardır arkadaşlar. İşlemlerdir. O yüzden genelde bu olukların, yani su kanallarının bulunduğu yerin hemen yanında girişler vardır. Buraya baktığımızda burada herhangi bir şey var mı yok mu diye gözükmüyor. İnşallah güzel şeyler yapacak arkadaşımız burada. Bunun dışında herhangi bir şey göremedik. Burada herhangi bir şey yok. Ama alan çok çok kaliteli. Büyük ihtimalle mesela şurası arkadaşlar. Sağ duvar, sol duvar, ortada tek bir kaya. Çok harika bir şekilde yapılmış. Yani burada kendileri yapmış arkadaşlar. Doğal değil. Geçti arkadaşımız. Keşke orada biraz daha beklese, üzerinde ağır bir çekim yapsa, ne tür bir işlem yapılmış, toprak altta var mı yok mu onu görmek lazım. Yine bir oda olduğunu söyleyen, çok kaliteli bir şekilde yapılmış ve bize işaret sağ tarafta olduğunu söylüyor odanın. Şu boşlukta sağ tarafta, yani yandaki tek çizgi, evet, sağ tarafta olduğunu bize söylüyor odanın. Çok güzel bir yer yine. Güzel bir tespit yapmış. Burası eşkıya yeri. Eşkıların yaptığı işlemler. Eşkıların hazinelerinin bulunduğu yer. Onun dışında mezar yeri. Devam ediyoruz. Güzel güzel işaretlere bakmaya devam arkadaşlar. Burada birçok işaret var. Arkadaşımız güzel tespitler yapmış. Şimdi bazı yerlerde
Es geçiyorum çünkü bir şey yok arkadaşlar. Bakın burada iki tane büyük ihtimalle üçgen şeklinde bir murçla delinmiş. Belli yani. Şekil olarak belli. Ve şu sağ tarafa doğru kanalla bize yön vermiş. Çok güzel bir şekilde yapılmış işlem. Birçok yerde hazinenin olduğunu söylüyor. Şimdi bu şu işarete baktığımızda arkadaşlar ben balık işareti görüyorum. Sağ tarafı, sağ kuyruk tarafı yine bize yön vermiyor. Sadece baş kısmı bize yön veriyor. Benim şu kaya var ya arkadaşlar, sarı sarı yaprakların düştüğü kaya, hatta sarı değil de kahverengi yaprakların düştüğü kayanın şurada, şu bölgede yine iki tane odanın olduğunu belirtiyor. Şurası arkadaşlar. Burada bir çalışma yapılır. Kesinlikle yapılır. Zaten burayı gösteriyor balık işareti. Fazla sudan uzaklaşmadan hemen su kenarında bir işlem yapmışlar. Burada yine oda olduğunu söyleyen, hatta oda mezar olduğunu söyleyen işlem çok güzel bir şekilde yontulmuş, kaliteli bir mezar odası. Ve sağ tarafa, yani şu üst tarafa doğru bize yine yön vermiş. En fazla 10 metre, 10 metreyi geçmez mezar odasının uzaklığı. Yine güzel su kenarında yapılan bir işlem. Yalnız ben hep söylerim, şu suyun içini bir boşaltıp burada bir hediye bırakma olayı olabilir arkadaşlar. Ve bunun da belirtisi küçük serçe parmağınızın hemen tam orta kısmında bir içine girebilecek bir şekilde delik yapılmasıdır. Direkt üzerine horasan hacıyla kapatma yapmışlardır arkadaşlar. O şekilde zaten kendini belli ettirir. Siz bu şekilde oraya bir müdahale edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar her akşam canlı yayınımız oluyor YouTube'da. Herkesi canlı yayına bekliyorum. Herkesi davet ediyorum arkadaşlar. Destek vermenizi istiyorum. Devam ediyoruz işaretlere bakmaya. Burada herhangi bir işlem yapılmamış. Kesinlikle yok. Burada hiçbir şey yapmasın. İşaret değil bunlar. Bunun dışında devam edeceğiz. Nerede ne var hepsini tek tek bakacağız. Suyun içine iyi baksın. Suyun içinde kesim yapılmış, yani şuna benzer kesim yapılmış kayalar olur arkadaşlar. Sal taşı olur. Bunlara iyi baksın arkadaşlar. Çünkü bu balık işareti, özellikle balık işareti söylüyorum, su kenarında her yerde olabilir arkadaşlar. Ayak işareti yapılmış. Çok güzel bir şekilde ayak işareti yapılmış. Ve ok bal, buna ilk arkadaşımız şey demişti. Burada bir yılan işareti var. Yılan işareti değil, ok işareti yapılmış. Ayak işareti ok işaretine bakıyor. Ok işareti de bize yön veriyor arkadaşlar. Direkt hazinenin nerede olduğunu bize söylüyor. Bu burayla alakası yok. Direkt sağ tarafla alakası var. Ok işareti bize sağ tarafı gösteriyor. Çalışmamızı o tarafta yapacağız. Tabii arkadaşımız sağ tarafa doğru niye gitmedi onu anlamıyorum. Yani ok işaretini gördünüz. Direkt onu takip etmeniz lazım. Nereye gidiyor? Evet, şu şekilde kanalı takip etsek bize yön verecek zaten. Şu üst tarafı gösteriyor arkadaşlar. Yani şu tepe olan yeri gösteriyor. %100 tepenin orta kısmında bir çalışma yapsın arkadaşımız. Ok işareti zaten bize mezar odasının, yani piç mezar dediğimiz, bakın arkadaşlar, hemen üst tarafta piç mezar dediğimiz şöyle gidiyor. Yukarıya doğru kanal verilmiş. Yani her şey yapılmış burada. Sadece arkadaşımız oraya doğru gitse biz orada da nokta vereceğiz. Piç mezar dediğimizse içinde hazine olan yeri bize gösteriyor. Üste olduğunu söylüyor. Şu üst tepecik olan yerde çok güzel, kaliteli bir hazine mezar odası vardır. Burada bir şey aramasın. Yani şu görünen yerde bir şey aramasın. Zaten dediğimizi uygulasın. Yine bir kesim yapılmış. Fakat burada ne var onu çözelim. Yok, burada ayak
işareti, ayak işaretine, aslında ayakkabı işaretine benziyor. Şu kayaların içinde yapıştırma olma ihtimali var. Yapıştırma olma ihtimali çok çok yüksek. Burayı bir yine kontrol etsin. Yalnız ayak işareti o tepeciği kesinlikle gösteriyor. O tepecikte bir mezar vardır. Kayaların, bütün kayaların altlarını kontrol edin. En azından içinizde herhangi bir şüphe kalmasın. Bunun dışında burada alanda olmak lazım arkadaşlar. Yani bir işaret varsa bizim alanda olup tek tek bakmamız lazım. İşaretlere tek tek incelememiz lazım, ölçmemiz lazım ki bir işlem yapalım. O yüzden burada işareti görüp sadece bize yön vermesi, yönün mesafeyi biz göstermemiz, başka da bir şey elimizden gelmiyor. Geri kalan size kalıyor. Nedir? İşte cihazdır, boşluk bulmadır, değerli veya değersiz bulmadır. Bakın yine harika bir şekilde bir mezar işareti. Harika, çok süper bir şekilde bir mezar işareti yapılmış ve yine bize kanal sağ tarafı gösteriyor. Mezar olduğunu söylüyor. Burada demek ki birçok mezar var ve hazine var arkadaşlar. Yani işaret var. Gerçekten kaliteli işaretler de var. O tepe ve etrafında muhtemelen dediğimiz ilk o ok işaretinin baktığı yönde tepecikte birçok mezar ve mezar odası ve hazine vardır. Şu kenarda hiç boş yere araştırma yapmasın arkadaşımız. Güzel bir yuvarlak taş da bulmuş hemen sol tarafında. Onu da kesinlikle kontrol etsin. Hemen yuvarlak top güllesine benziyor. Buna fazla kurcalamasın bunu. Çünkü bu dediğimiz gibi bir mezar işaretidir. Hatta değerli bir mezar, göz işareti içinde yapılmış. Normalde göz işareti bulunan yerde bir mezar olduğunu söylüyor. Ama ben yine de ok işaretinden yanayım. Çalışmasını o tepede yapsın. Başka da hiçbir yerde çalışma yapmasın. Bir de az önce gösterdiği top güllesinin orası bu işarete bağlı arkadaşlar. Orada güzel bir şey vardır. Haberi olsun arkadaşımızın. Orada da bir çalışma yapsın. Böyle kuru kuruya hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Yanında cihaz olması lazım. Şimdilik bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.